Arkadaşlar merhaba. Bugün son derece basit ve son derece zevkli bir projeye başlıyoruz. Bir ışık takip eden robot yapacağız. Yaklaşık yani tahminimce 4 video serisiyle tamamlayacağız bunu. Birinci videomuzda robotumuzu tasarlayacağız ve Proteus programı üzerinde test edeceğiz. İkinci videomuzda ise robotumuzun breadboard kurulumlarını yapacağız ve ondan sonra gözlemlerimizi yapacağız. X2 yorum üzerleri gidereceğiz. Bir hatayla karşılaşmazsak da 3. videomuzda robotumuzun şasesini oluşturmaya başlayacağız. Son videoda ise 4. videoda da bu işin en sıkıcı kısmı olacak. O yüzden onu en sona attım. Robotumuzun devresini matematiksel analizini yapacağız. Yani devresini yorumlamaya başlayacağız. Sıkıcı olacak ama ona daha çok var. İlk 3 video bile son derece eğlenceli olacak. Zaman kaybetmeden hemen çalışmalara başlayalım. İyi seyirler. Çayınız mutlaka yanınızda olsun. Aslında işimiz son derece basit. Hiç zor değil. Ama başlamadan önce şunu da belirtmek isterim. Şimdi yapacağımız projenin tasarımı bana ait değil. Bunu ben internette gördüm. Ben de buna benzer bir proje yapacaktım. O bana aitti onun tasarımı. Fakat bu daha basit olduğu için ilk video olarak bunu çekmek istedim. Daha sonra yavaş yavaş üstüne çıkarak yeni robotlar yapmaya başlayacağız. Ama ilk robotumuzun tasarımı bana ait değil. Onu nereden gördüğünü videonun altındaki linklere ekleyeceğim. Kimsenin emeğine saygısızlık yapmak istemem çünkü. Şimdi hemen devremizi oluşturmaya başlayalım. Dediğim gibi aslında işimiz çok basit. İki tane elemanımız var. Güç kaynağımız ve motorumuz. Şimdi bir ışık takip eden robot yapacağız. Ve bir şekilde buradaki güçle bu motoru sürmemiz lazım ki robotumuz hareket etsin. Ama bunu belirli kriterlere göre yapacağız. Birincisi bizim robotumuz ışık takip eden robot olacak. Ve dolayısıyla ışığa yönelmesi lazım. Yani bunun için bir ışık sensörü kullanmamız lazım. Bunun için de LDR kullanıyoruz. Yani ışık direnci. Evet. Şimdi 3 ana elemanımızı ekledik. Artık bir şekilde bu güç kaynağını bu motora süreceğiz. Ve bunu yaparken de bu LDR'yi kullanacağız. Bu kısmı hızlı geçmek istiyorum. Çünkü zaten bunu 4. videoda devrenin analizini yaparken uzun uzun anlatacağız. Hangi eleman neden kullanıldı, o eleman yerine ne kullanılabilirdi kısmı için. Eğer sorularınız varsa 4. videoyu bekleyemeyecek kadar onları yorumlarda da sorabilirsiniz. Şimdi izninizle videoyu hızlandırarak devremin tasarımını bitirmeye başlayacağım. Arkadaşlar devrimiz bu kadar. Bu devreden iki tane tasarlayacağız. Motorumuzun sağ motoru ve sol motoru için ayrı ayrı devreler tasarlayacağız ve bunları tek şasenin üzerinde birleştireceğiz. Ardından da sol LDR'nin yani sol karar merci diyeyim artık buraya. Yani sol devrenin motorunu sağ tarafa, sağ devrenin motorunu sol tarafa koyacağız ki motorumuz o yöne doğru yönlensin. Kafanızda soru işaretleri olabilir. Videoları izlemeye devam edin. İnanıyorum ki
Üçüncü videonun sonuna geldiğinizde bu devrenin çalışması ile ilgili ya da robotun oluşması ile ilgili hiçbir sorunuz kalmayacaktır. Şimdi hemen devremizi Proteus programı üzerinde test edelim. Bakalım çalışıyor mu? Eğer çalışıyorsa bir sonraki aşamaya geçeriz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, devremizi kağıt üzerine çizdik ve şimdi Proteus programı üzerinde devremizi test edeceğiz. Bilmeyenler Proteus öğrenmek için buraya tıklayarak derslerimize ulaşabilirler. Onun dışında kısacık bir bilgi vereyim, yani Proteus ne işe yarar diye. Proteus profesyonel bir laboratuvar. Herhangi bir üniversitedeki ya da teknik lisedeki profesyonel bir laboratuvardan hiçbir eksiği yok. Hatta kat kat fazlası var. Kağıt üzerindeki devrelerinizi, hani tabiri caizse, sanal ortamda hayat vererek onları çalıştırmanızı ve izlemenizi olanak sağlayan bir program. Bir elektronikçi ya da bir elektronik hobiyle uğraşan herhangi bir kişinin mutlaka ve mutlaka bilmesi ve kullanması gereken bir program. Proteus benzeri pek çok program var, simülasyon programları. Fakat benim size önerim Proteus'tur. Hatta o kadar profesyonel ki benim okuduğum okulda, üniversitede Proteus ile ilgili ödevler bile veriyorlar bize. Ödevlerimizi Proteus üzerine teslim ediyoruz. Onun dışında dediğim gibi linke tıklayarak Proteus dersine ulaşabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden hemen devremizin kurulumuna başlayalım. Öncelikle kütüphaneden kullanacağım elemanları seçiyorum. Sonra LED'imizi alalım. Kırmızı olsun ya da mavi olsun. Evet, mavi LED. Ardından tabii ki LED'lerimiz. LED'leri burada iki çeşit var. Ben şunu kullanacağım. Simülasyonunu izlemek için daha kolay oluyor bu. Ardından potansiyometre lazım bize. Konkavlık. Şuradan da potansiyometrem alıyorum. Tabii ki dirençlerimiz. Güç kaynağımızı da alalım lazım. Son olarak da motor. Evet, gerekli tüm malzemeleri aldım galiba. Devremizin kurulumuna artık başlayabiliriz. Üç voltluk bir pil olacak bu. Direncin önüne, tamam, her zaman LED'lerin önüne direnç koyun. Çünkü genelde LED'ler en kötü 5 voltta çalışırlar ve LED'lerin dayanabileceği voltaj ondan daha düşüktür. O yüzden 220-330 fark etmez. Gerilim düşürücü bir direnç kullanmamız gerekiyor LED'lerimiz için. Evet, neredeyse bitmek üzere. Değerlerini de ayarlayayım. 10K'lık bir potansiyometre kullanıyoruz. Direncin önündeki 220 olmalı, 320 olur. Çok fark etmeyecektir. Buraya 100 olmalı bir direnç. Bağlantıyı yapalım. Buraya da 40 ile yapalım. Evet.
Şu anda değerimiz tamamlanmış gözüküyor. Bakın zaten hani Prometheus'ta bahsetmek istediğim olay bu. Yani kağıda çizdiğiniz devreyi olduğu gibi birebir direkt programın üzerine çiziyorsunuz ve play tuşuna bastığınız zaman o devre hayat buluyor. Çalışıp çalışmadığını rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Evet, simülasyon başladı. Şimdi bakalım. Biraz yaklaştıralım şunu. Gördüğünüz gibi motor dönmüyor. LED'imiz de yanmıyor. Neden? Çünkü daha LDR'imizin üzerine ışık düşmemiş. Böyle LDR üzerine ışık düştüğü zaman direnci düşen, üzerine ışık düşmediği zaman da direnci son derece yüksek olan bir eleman. Aslında bir direnç. Ama ışık sensör dönüyor bu özelliğinden dolayı. Şimdi ışık kaynağımı yavaş yavaş LDR'ye yaklaştırıyorum. Hala motorum dönmüyor. Evet, motor yavaş bir dönmeye başladı sanki. LDR birazcık da ışık gördü sırada. Biraz daha yaklaştırıyorum. Evet, motor biraz daha hızlandı. Biraz daha yaklaştırıyorum. Evet, motorum sonsuz bir şekilde dönüyor. Fakat yavaş dönüyor. İşte hata yorum. Bakın 47 ohmluk direnç koymam gereken yere 10K koymuşum. Yani 47 değil, direncin ismini 47 yapmışız. Değerini değil. Şunu düzeltelim. 47-100-220. Tabi bu da direnç 2'ye olacak. Yani üstüne tekrar düzelteyim. Şimdi çalıştıralım bakalım simülasyonu. Ama önce LDR'ye çekeceğim. Bakalım. Yaklaştırma yavaş yavaş. Evet, motor dönmeye başladı. LED de yavaştan yanıyor. Peki. Simülasyon durdu bir saniye. Tamam, bir sorun yok. Evet, gördüğünüz gibi LDR ışık kaynağım LDR'im üzerine yaklaştığı zaman motorum dönüyor ve LED'im de yanmaya başlıyor. Uzaklaştığım zaman ise herhangi bir şey olmuyor. Evet, bu devre sonsuz bir şekilde çalışıyor. Artık gönül rahatlığıyla bu devre üzerinden yürüyebiliriz. Herhangi bir eksiği yok. Ama yine de ben ufacık bir devrenin çalışma altından bahsetmek istiyorum. Yani bunu tamamıyla 4. videoya bırakmayı istemiyorum. Çünkü 4. videoyu çekmeye biraz var. Merak eden arkadaşlar kısacık bilgi verelim. Güç kaynağımızdan gelen enerji, biliyorsunuz artan eksi dolakar enerji geliyor. Ve buradaki direnç üzerinden LDR'imizin üzerine düşüyor. Biz ışık kaynağını LDR'in üzerine yaklaştırdığımızda LDR'imizin direnci düşecek. Direnç düşünce de üzerinden daha yüksek bir akım geçirmeye başlayacak. Üzerinden geçen akım buraya gelip tekrar ikiye bölünecek bildiğiniz üzere. Ve buradaki BC547'nin, burası base oluyor BC547'nin. Eğer buradan gelen akım BC547'nin base'ini tetikleme yetecek yükseklikte olursa eğer BC547 iletime geçecektir ve yukarıdan aşağı doğru akım geçirecek. Dolayısıyla BC547'ye bağlı olarak da BD136 transistörümüz tetiklenecek ve o da güç hattından, yani pilden gelen artı hattı olduğu buradan üzerinden geçirip motora ve ona paralel olan LED'e iletecek. Bu sayede de ışığa bağlı olarak motorumuz dönüyor olacak. Herhangi bir şekilde elektronik ya da fizik bilmenize gerek yok bu robotu tasarlamak için. 3. videoyu sonuna kadar izlediğinizde bu robotu yapabilecek yeteneğe ve bilgiye sahip olacağınızı düşünüyorum. Onun dışında devreyle ilgili tüm sorularınızı yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Aynı zamanda eminim ki bilen arkadaşlar da cevaplayacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi müsaadenizle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.